Mardin'de şehit düşen Üst Çavuş Mustafa Ayna ilkokul 4 ve 5. sınıftan öğrencim olur. Şehadet haberini duyduğum zaman çok aşırı derecede duygulandım. Ve kendileriyle ilkokul 4 ve 5. sınıfta hazırlamış olduğumuz yıllık kitabımızı elime aldım. Mustafa'nın sayfasını açtım. Ve o günkü Mustafa'nın düşüncelerini inceledim. Yavrum, evladım, sempatik, esmer, çok şakacı, samimi ruhlu, sınıfta sürekli öğretmene söz yetiştirmeye çalışan, hareketli, canlı bir çocuktu. Ve en çok dikkatimi de burada, sorularda nasıl bir dünyada yaşamak istersiniz diye sormuşuz. Ve kendisi şu cevabı vermiş. Temiz, kavgasız, teröristsiz bir dünya demiş. Ve ne yazık ki bugün teröristlerce şehit düştü. Yavrucuğum 10 yaşındayken içine doğmuş. Çok duygulandım. Allah mekanını cennet eylesin. İnşallah Peygamber Efendimiz'e komşu olsun. Şehit Asubay Mustafa Ayna çocukluk arkadaşımdı, okul arkadaşımdı, sıra arkadaşımdı. 25 seneye yakın birbirimizi tanımışlığımız var. Haberi duyduğumda çok üzüldüm. Ne yapacağımı şaşırttım. Elim ayağım bulaştı. İnanamadım ama maalesef şehadet şerbetini içmiş olduğunu duyduk. Daha önceki görüşmelerimizde Mardin'den döndüğünde Bolu'ya yerleşeceğini, Bolu'ya tayinli çıktığını, çocuklarının yanında orada daha rahat bir hayat sürmeyi düşündüğünü anlatmıştı. Ve memlekete olan aşkı, vatanına olan aşkı, görevine olan aşkı hiçbir zaman aklından düşmedi. Ve onu düşünerek bu şehadet şerbetini içtiğine inanıyorum. Peygamber Efendimiz'e komşu olduğuna, yanına gittiğine inanıyorum. Duygularıyla, düşünceleriyle, fikriyle ve vatanına olan aşkıyla dört dörtlük bir hayat yaşadığına inanıyorum. Geride kalanlarına Allah inşallah sabır verir.